Neredeyse her şeyin büyük bir hızla değiştiği bir dünyada yaşıyoruz. Öte yandan bu değişim böyle lineer, doğrusal bir ilerleme ya da gelişme diye tam olarak nitelendirebileceğimiz bir değişim de değil. Değişimler çok yönlü, çok boyutlu, karmaşık, kompleks bir yapıya sahip. Bir şey her şeyi etkiliyor. Dünyanın düzenini bir şekilde alt üst olabiliyor. Bu sadece bizim ülkemizde değil, bütün başka yerlerde de geçerli. Meslekler yeni yeni tanımlar ve içerikleri oluşturuyorlar. Bazı meslekler yok oluyorlar. Başka bazı meslekler yepyeni bir şekilde hayat buluyor. Öyle bir şey içerisinde bu ezber bozucu bir yapı bir taraftan da. Tüm bu belirsizlikler, tanımsızlıklar aslında olasılıklar evreninde her şey bir yandan da mimarlar ve tasarımcılar için yaratıcılıklarını zorlayan, harekete geçiren de bir motivasyon ya da bir etken diye düşünülebilir. Aslında belki bu yanıyla pozitif bir tarafı da var. Ama gerçekten bu süreci, değişimin dinamiklerini kavrayabilen, kendi duruşunu oluşturabilen tasarımcılar, mimarlar bu sürecin içerisinde aktör olarak devam edebilecekler. Belki bu değişimi kavrayamayanlar da sürecin dışında kalacaklar diye düşünüyorum. Olumsuzluklarına rağmen, insanı zorlayan, insanın doğasıyla zaman zaman çelişen duruma rağmen alternatif yaklaşımların üretilebilmesini, alternatif duruşların, alternatif bakış açılarının geliştirilmesini işin olmazsa olmazı olarak görüyorum. Ve zenginleştirici bir şey olarak görüyorum. Mimarlar da yaratıcı kimlikleriyle, tasarımcılar da aynı şekilde genel olarak bu süreçlere kolaylıkla adapte olabilecek bir altyapıya, zihinsel, entelektüel altyapıya sahiptirler diye varsayıyorum. Ya da öyle olmaları gerektiğini düşünüyorum. Gensin bu kapsayıcı, çoğulcu ve uluslararası bir yapıyla bu süreçleri organize etmesi, örgütlemesini de çok değerli buluyorum. Yani bugün artık mimarlık da başka birçok tasarım dalları gibi gerçekten uluslararası alanda icra edilen bir meslek. Yani sınırların belirsizleştiği her anlamda. Dolayısıyla genç mimarların uluslararası arenada kendilerini ifade edebilmeleri için, karşılaşabilmeleri için bir ortam oluşturmak bakımından bu etkinliği çok değerli buluyorum, çok önemli buluyorum. Mimarların özellikle farklı duruşlar, farklı arayışlar, farklı varoluşlar peşinde olan mimarların kendilerini ifade edebilmeleri çok kolay değil. Yani bazı mecralar sadece ana akım şeylere açık, herkesin oralarda görünür olması çok mümkün olmuyor. Ama farklı düşünceleri, farklı yaklaşımları, arayışları, bir araya gelişleri olan mimar, genç mimarları ortaya çıkartabilmek, onların kendilerini ifade edebilmelerine zemin hazırlayabilmek ve bu karşılaşmaları sağlayabilmek bence çok değerli. Yani inşa edilmiş olsun ya da olmasın bir fikrin ortaya çıkartılması bile çok değerli. Bunları tartışabilmek, gösterebilmek, ortaya koyabilmek bakımından bu girişim bence uluslararası anlamda da gerekli. Umarım bu şekilde zenginleşerek, yaygınlaşarak, kendine daha fazla alan açarak devam eder.